Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Tam müstakil, akıllı ev sistemli, özel otoparklı, özel havuzlu harika bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. 4 odasında da ebeveyn banyosu mevcut. 300 metrekare arsa üzerine kurulu. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesi olarak geçer burası. İmbat koyuna buradan 1 kilometre mesafedeyiz. Merkeze de 2 kilometre mesafedeyiz. Ulaşım olarak rahatız. Hemen Fener Caddesi 150 metre ilerimizden geçiyor. Onun dışında hastane, otogar, kamu kurumları gibi yerlere de arabayla 3-4 dakika mesafedesiniz. Lokasyonumuz çok güzel. Villayı buradan görüyorsunuz. Bembeyaz, iç ferahlatıcı cinsten. Önümüzde güzel bir havuz alanımız var. Havuz alanının önüne de bir kobra bırakılmış. 300 metrekare arsa üzerine kurulu. Güzel bir villa. Satış rakamı 10 milyon TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız mevcut. Ciddi bir alıcı geldiği takdirde müteahhit firma ciddi de bir pazarlık yapacaktır. Drone görüntülerini üstte bir köşeye bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Havuz alanı gayet yeterli. 23-24 metrekare büyüklüğünde, dikdörtgen desende gayet hoş ve geniş. Yüzülebilir, kulaç atılabilir. Üstünde bir kamelya alanı var. Ahşap tasarımlı. Aralardan da bodrum tente geçmişler. Gayet güzel. Bu alanı bir önceki videosu varsa yine ekleyeceğim. Bir kere daha tanıtmıştık. Tül perde çekilmişti. Beyaz. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Gayet hoş gözüküyor. İçeriye de bir bahçe takımı. Bence gayet yeterli. Sağ tarafta otopark alanımız mevcut. 3 basamaklı yükseltilmiş. Gayet yeterli bir alan. Arabanız ister SUV ister sedan olsun rahatlıkla sığar. Burada da vintage tarzı korkuluklar kullanılmış. Bence gayet güzel olmuş. Villamızda akıllı ev sistemi mevcut. Güvenlik kamera tesisatlarımız takılı. Toplam 3 tane var. 3'ü de satılık. 2 tanesi köşe. Ben ortayı tanıtıyorum. Ortanın havuzu dolu. Diğer 2 köşenin havuzu dolu olmadığı için buradan size sunum yapmak istedim. Satış rakamları 10 milyon TL. Üçünden birini istediğinizden hangisi olursa olsun pazarlığa oturabiliriz. Fiyatlar makul. Bölgede kalitesi bundan bir hayli düşük evler 9, 11, 12, 13'e diye gidiyor. Bu 10 diye bunu saymıyorum. Aralarındaki en iyilerinden bir tanesi bu. Öyle söyleyeyim. Zaten siz de incelerseniz bakarsınız. 300 metrekare arsa üzerinde tek başımızdayız. Yanlarımız mevcut. Villalar var. Yanlarda da daha izole bir alan elde edilmesi için çim çitle yükseltilmiş. Bence çok da güzel olmuş. Çelik kapımız bu şekilde biraz daha çıkıntılı. İçeriye göre girmemiş. Daha güzel olmuş. Böyle bahçe alanından devam edelim. Bir tam tur dönelim villamızı. Ondan sonra içeriye geçeceğim. Özellikleri say say bitmiyor. Merkezi kat kalorifer altyapı tesisatı mevcut. Merkezi klima var mıydı hatırlamıyorum. Biraz sonra içeride bakacağız. Dış cephe renkleri oldukça güzel. Bembeyaz bodrum evlerini andırıyor. Bence gayet güzel. Şöyle arka tarafta peyzaj alanı 60'a 120 bir seramikle bir daireten peyzaj alanı olarak geçilmiş. Bence gayet güzel. Bu alanlar ölü alanlar değil. Kesinlikle değerlendirmesi gereken alanlar. Şimdi geldik yan tarafımıza doğru. Tekrar ön tarafa doğru dönüyoruz. Palmiye ağaçlarımız ekilmiş. Çakıl taşlarıyla süslenme yapılmış. Burada motor ve denge depomuz mevcut. Havuz alanına tekrar geldiğimizde de bir kobramız var. Taş duvar işçiliğiyle bahçemiz dönülmüş. Gayet güzel. Taş duvar işçiliği hem fazla bir maliyet gerektiriyor hem de kaliteli bir işçilik gerektiriyor. Bu da müteahhit tarafından karşılanmış. Bence gayet güzel. Normal standart duvarlardan daha güzel görünüyor. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. İçerisinde de anlatacak çok fazla özelliğimiz var. Evimizi açalım. Güvenlik kamera tesisatlarımız takılı. Her odası da çok geniş. Salonda dahil. Biraz sonra bakacağız. Şöyle Şahin kapıyı kapatırsın arkandan. Şimdi antre alanındayız. Evin içerisinde ilk önce sağ tarafında bir kumanda panelimiz var. Akıllı ev sistemli. Üstte hareket sensörleri. Salonda da mutfak alanında duman alarmı mevcut. Duvarlarımızın renkleri yine dışarıdaki gibi bembeyaz. Çıta süsleme yapılmış. Gayet güzel. Sol tarafta bir portmantomuz mevcut. Ayrıca bir misafir lavabomuz var. Bu misafir lavabosu da villadaki tek ortak kullanım alan. O da zaten misafiriniz veya siz geldiğinizde altta hızlı bir şekilde lavaboyu kullanabilmeniz için. Hemen şöyle kapıyı kapatalım. Portmantomuz da gayet yeterli. Akıllı ev sistemimizin kumanda paneli audio marka. Bunu da aplikasyonu telefonunuza indirdiğiniz takdirde dünyanın her yerinden kontrol edebiliyorsunuz. Salon alanındayız. Güzel mi? Salon alanımız var. Oldukça geniş. Evin metrekaresini görünce zaten üst odalarda da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Siyah beyaz geçişlerimiz var. Aydınlatmalarımız beyaz. Aynı zamanda spot led aydınlatma. Avizemiz gayet şık. Daha ambalajı üstünde duruyor. Hareket sensörlerimiz, yine duman alarmlarımız mevcut. Kat kalorifer altyapı tesisatımız var. Bir de şöyle panjuru göstermek istiyorum. Net bir şekilde görünsün. Tam otomatik. Bir kere yukarıya bastığımızda kendisi kalkar. Zaten akıllı ev sisteminden de bunun kontrolünü yapıyoruz. Şurayı kapatalım. Mutfak alanını bir detaylı inceleyelim.
şık, geniş bir mutfak alanımız var. Bence villanın salonuna göre gayet yeterli. Ekstra olarak onu anlatacağım. Tezgahımız beyaz. Dolap kapakları antreskri ile beyaz geçilmiş. Hafif şöyle çerçeveli desenimiz mevcut. Şimdi bu alana güzel bir ada mutfak gelebilir şu kısımdan itibaren. Rahat rahat salonu yine yerleştirebilirsiniz. Hem de mutfağı daha çok kullanacak kadınsa eğer veya beyefendi ise daha rahat edecektir. Ve ada mutfakta daha pratik bir alan elde edecek. Aynı zamanda başlarına da bar sandalyesi attığınızda hızlı bir şekilde sabahları kahvaltınızı yapıp geçebilirsiniz. Çok uzatmadan hemen alt kattaki ebeveyn banyolu yatak odamıza bakalım. Zaten burada 3 tane sürgülü kapı var. 3'ü de havuz alanına çıkış yapabiliyoruz. Geldik olmazsa olmaz odalarımızdan bir tanesine, alt katta ebeveyn banyolu yatak odası. Şimdi buranın en önemli kriteri, bizim müşterilerimiz veya misafirlerimiz geldiğinde diyor ki bir çalışma odası veya alt katta bir yatak odası ya da bir misafir odası istiyoruz diyor. Sebebi de belli, yaşlılık var veya yaşlısı olan var. Alt katta yukarıya merdivenle çıkamayanlar için birebir bir yatak odası burası. Gayet yeterli, 15 metrekare büyüklüğünde. Yine bahçeye bir çıkış alanımız var. Sinekliklerin hepsi takılacak. Aynı zamanda duşakabinlerin hepsi takılacak. Şu an duşakabinlerin hiçbiri takılmadı. O da küflenmesin diye müteahhit firma kendisi onları halledecek. Aydınlatmalarımız standart beyaz. Arkada klozet kalıyor galiba. Evrakları eksiksiz tam. Her şeyle dört dörtlük bir villa alacaksınız. Bir de Efeler Mahallesi villalar bölgesinde 20-25 milyon gibi rakamlara ulaşmış bir mahallede. Siz 10 milyona aynı kriterlerde harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Rakam bence çok güzel. Evin dizaynı çok hoş. Full beyaz olması bence güzel göstermiş. Şu antre alanında Şahin, yukarıya çıkarken bir gösterir misin aydınlatmaları? Çita, dikdörtgen çıtaların arasına şu aplikleri atmaları gayet güzel oluyor. Hoş bir görüntü elde ediyoruz. Bak burada da var mesela. Çıkınca göreceksin. Üst katta antre alanı dahil her yer laminat zemin. Bir çatıya çıkışımız var. Hareket sensörleri burada devam ediyor. Ama seramik devam edilse çok daha iyi olurmuş değil mi? Evet. Şimdi geldik üst kattaki birinci yatak odamıza. Totalde gördüğümüz ikinci yatak odası. Ebeveyn banyolu yine. Bir sürgülü kapımız var. Fransız balkon dışarıya bakıyor. Gayet yeterli hava almak için. Banyo lavabomuzun iç seramikleri bir tık daha modern yapılabilirmiş ama yine bizim bildiğimiz standart bu sarımtırak seramiklerden tercih edilmiş. Ama güzel, yeterli. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten zevkler ve renkler tartışılır. Ben kendi yorumumu katıyorum ekstra olarak. Oda metrekareleri gayet güzel. Çoğu oda kare. Biraz dikdörtgen olanlar var. Zaten dikdörtgen olanlar çok geniş oluyor. Havuz alanımız güzel. Otopark alanımız yeterli. 300 metrekare arsa üzerine kurulusunuz. Yanınızda 2 tane daha villa var köşelerinizde. Onları da tercih edebilirsiniz. Geldik 3. yatak odamıza. Bu da gayet büyük ve geniş. Aydınlatmalarda ekstra olarak güneşe eklenmiş. Bir balkon alanımız var. Balkona çıkışımız var. En son göstereceğim orayı. Onun dışında ekstra olarak yerler laminat zemin, zaten onlardan bahsettim. Çok da fazla anlatılacak bir şey yok. Standart bir oda olduğu için yine bir ebeveyn banyomuz var. Sağ tarafta da son bir odamız kaldı. Ebeveyn banyosunu göster Şahin. O tarafa geçelim. Her odamızda da televizyon SCART girişi mevcut. Oda metrekareleri bence çok iyi. Hele ki şu oda banyo lavaboyu kurmasa yaklaşık 27-28 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası mevcut. Ebeveyn banyosunu kurduğu halde bile yine size net kullanım alanı bir 20-21 metrekare kalıyor. Sol tarafta bir banyo lavabomuz var. Yine ebeveyn banyosu. Televizyon SCART girişlerimizin hepsi çekili. Bir de bir balkonumuz var. Bu balkonu iki yatak odası kullanıyor. Az önce göstermemiştim. Bu balkon da gerçekten çok güzel. Hem havuz alanına bakıyor hem genişlik olarak çok iyi. Bir dairede göremeyeceğiniz balkon imarı var burada. Bence bu da gayet yeterli. Yine isterseniz burayı cam mekanla kapatmayın. Bence benim yorumum. Yine güzel iki tane bercel atıp, zaten yazdan yaza geliyor genelde bu tür villalarımızı alan misafirlerimiz. İki bercel atıp veya bir salıncak atıp oturup vakit geçirebilirler. Havuz alanı hemen aşağıda. Önümüzde palmiye ağaçlarımız ekili, yolumuz yapılı. Fener caddesi 100 metre ileride. Evrakları eksiksiz tam. Balkonumuz güzel. Her şeyle dört dörtlük bir villa. Akıllı ev sistemine kadar her şey çekili. Uzaktan evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Satış rakamı 10 milyon TL.
Pazarlık var. Ciddi alıcıysanız eğer, zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ciddi alıcısınızdır. Oturduğumuz takdirde pazarlığımızı yaptığımızda güzel bir indirim olacaktır. Müteahhit firma da yapıcı bir kişiliğe sahip. O yüzden içiniz rahat olabilir. 10 milyon TL'ye 4 artı 1. Amerikan mutfak, özel otoparklı, özel havuzlu, tam müstakil, akıllı ev sistemli, 4 odasında da ebeveyn banyo bulunan lüks bir villayı izlediniz. 10 milyon TL'ye buraya sahip olabilirsiniz. Burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.